Hürses gazetesi olarak biz de Motobike 2019 fuarına geldik. Bakalım içeride neler varmış. Merhabalar, BMW standındayız. Yanımızda Başarı Bey var. BMW'nin bu fuar için hazırladığı yeni motosiklet çeşitlerimiz, modellerimiz neler acaba? Bu sene 5 tane yeni modelimiz var. Aslında yıl içerisinde geleceklerle beraber 6-7'ye ulaşacak. R serileri komple yenilendi. R serisi ailesinde biliyorsunuz en büyük payı 1250GS, 1250GS Adventure taşıyor. Bunların yanı sıra R1250 RT, R1250 R ve R1250 RS olmak üzere R serisi bir komple yenilenmiş yeni bir motora kavuştu. Bununla beraber standartları da biraz yükseltti. Nasıl yükseltti? TFT ekranı olan connectivity'yi standart hale getirdi. Ve var olan dinamik sistemleri daha da geliştirerek, üzerlerine ekleyerek motosikletin dinamiklerini ve sürüş güvenliklerini arttırdı. Peki bu sene kimleri hedefliyorsunuz? Yeni modellerinizle ya da hali hazırda olan modellerle kimleri hedefliyorsunuz? Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Artık BMW çok gençleşmeye başladı. Biliyorsunuz G serisiyle beraber genç kitleye de hitap etmeye başladık. Ve motosikletlerin dinamik özellikleri artmaya başladıkça daha çok gençleri de çekmeye başladı. Özellikle 750 GS, 850 GS, G serileri, yeni skuterımız 400X, 400X, 400 GT bunlar orta sınıf motosikletler ve bunların ulaşımı daha kolay. Peki fiyatların arttığı malum, evet. Ülkemizde motosiklet fiyatlarının. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve hani bu konuyla ilgili planınız var mı? Bu konuyla ilgili ne yapacaksınız? Şimdi şöyle anlatmak isterim. Yani normalde biz fiyatları yükseltmedik. Almanya'dan alıyoruz ve Türkiye'de satıyoruz. Doğal olarak TL olarak satmak zorundayız. TL'nin de biliyorsunuz içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar sebebiyle Euro'nun yükselmesi, TL karşısında değer kazanması sebebiyle fiyatlar da yüksek gözüküyor. Bunun dışında küçük CC'lerde Uzak Doğu ve Amerika'da üretilen motosikletlerin üzerinde oluşan %20'lik bir gümrük vergisi doğal olarak bütün motosikletlerin fiyatlarının biraz daha artmasını sağladı. Aslında fiyatların yüksek görünmesinin sebebi bu. Yoksa normalde baktığımızda biz aynı fiyat seviyelerindeyiz. Peki bu konuda sizin izleyeceğiniz strateji neler? Yani fiyatı artması üzerine siz nasıl bir yolunuz? Tabii elimizde 2018 model yıl motosikletler var. Bunlar için çok özel kampanyalar yapıyoruz. Daha kolay ulaşılabilsin diye. %15'e varan indirimler yapıyoruz. İlave bir yıl uzatılmış garanti hediye ediyoruz. Özellikle fuar ve Şubat ayına özel 1000 bakımı hediye ediyoruz. Bu tür özelliklerle daha çok çekmeye çalışıyoruz müşterilerimize. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. BMW'nin en çok bilinen modellerden bir tanesinin, artık efsaneleşmiş olan modellerinden bir tanesinin R1200 ama R1250 GS'in yanındayız. Yanımızda Erhan Bey var. Bize bu konu hakkında, yeni GS hakkında bir bilgilendirme yapacak. Merhabalar Erhan. Merhaba. Bey. Sizden bilgileri alalım. Şöyle, şimdi eski model 2018 yılında zaten Nirvana'ya ulaşmış bir modeldi. Piyasadaki reel sektörün ve kullanıcıların taleplerinden dolayı CC ve performansta herkesin talep ettiği bir güç vardı. Bu gücü BMW makineyle çok oynamadan, karakteristik özelliğini bozmadan silindir ve üst kapaklarda değiştirdiği değişken swap teknolojisiyle bu performansı diğerlerine, rakiplerine göre yakalamış oldu. Ve karakteristik özelliği paralel teraber alt takım sistemini çok fazla oynamadan aynı özelliklerde daha fazla güç, her devirde, her viteste daha fazla güç ve daha smoothluk kazandı. Bu sebepten dolayı da yani değişiklik çok fazla
real modelde çok fazla bulunmamakta. Bu değişiklik sadece silindir, üst kapaklar ve değişken swap teknolojisiyle her devirde her gücü, her performansı yakalamış olması. Zaten güncel connectivity dediğimiz sistemimizde intercom telefon arasındaki bütün multimedya bağlantılarını bakışınızı düşürmeden çok rahat bir şekilde adapte etmiş bir bulunma modelin üzerine. Buna da performans eklenince daha radikal, daha güncel, daha performanslı, daha kontrollü ve smooth bir motor ortaya çıktı. Bu da kullanıcıların en çok istediği model bazına yer almayı başardı. BMW o zaman kullanıcıları dinlemiş birazcık, biraz da ona göre yenilenmiş. Her zaman dinliyor ve her zaman güncellemeleri üzerinde bulunduruyor. Süper, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Yamaha standındayız. Yamaha standında yanımızda pazarlama sorumlusu Ece Hanım var. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyiz. Biraz yorgunuz ama çok keyifliyiz. Tabii klasik fuar yorgunluğu. Seneki motosiklet modellerinizdeki değişiklikler neler? Tabii ki her markada olduğu gibi 2019 senesine biz de büyüklü küçüklü çok farklı değişikliklerle girdik. En büyük değişiklikleri bizim yarış segmentindeki, race segmentindeki motosikletlerimiz gördü. Bunlar R125 ve R25. Kasalarında değişiklikler oldu. Özellikle R125'in şasisinde bazı majör değişiklikler oldu. Daha sportif bir hale geldi. Arka tekerlek viraj performansı, pist performansını arttırabilmek için bir 140 milimetreye kadar yükseltildi. Onun dışında yakıt tüketimi için değişken valve sisteminde değişiklikler oldu. Birçok teknik ve makyaj dediğimiz değişikliklere maruz kaldı. Keza R25 de öyle. R25 özellikle yarış performansı biraz daha arttırılabilmek için aerodinamik, daha ergonomik değişikliklere gitti. Sele biraz daha geriye alındı. Depo daha rahat dizlerle kavranabilmesi için daha rahat bir oturuş pozisyonu, daha doğrusu daha sportif bir oturuş pozisyonu sunması için biraz alçaltıldı. Gidon da bununla beraber oturuş pozisyonu daha sportif olması için alçaltıldı. Daha dik bir sürüş pozisyonu vardı. Gövde R125'te ve R25'te zaten R6 ve R1 gibi büyük abilerine benzetildiği için aerodinamik yapısı da değişti. Bu da R25'in son süratini de etkiledi. 4-5 kilometre kadar daha hızlı hale geldi. Onun dışında diğer motosikletlerimizde çok büyük değişiklikler yok. Maalesef T7 bu sene standa fuara yetişemedi. Keşke olsaydı da görseydik. En yeni modelimiz oydu aslında göstermek istediğimiz ama bu sene fuar standımızda Nikon var. Nikon GT var. Onun aksesuarlı modeli. Hyper Naked segmenti, herkesin MT serisi olarak bildiği. Orada çok majör bir değişikliğimiz, büyük bir değişikliğimiz yok ama Ice Flu dediğimiz, geçen sene Night Flu'dan esinlenen yeni rengimiz var. Tüm 125'ten MT10'a kadar tüm ailenin renkleri yenilendi. Sport Touring segmentinde dediğim gibi Nikon ve Nikon GT var bu sene yeni aramıza katılan. Standımızda Tracer 900, Tracer 900 GT ve Tracer 700 ile beraber sergileniyor. XSR serisine geldiğimiz zaman orada da yine XT500'ün efsanevi Yamaha'nın kırmızı beyaz yarış renklerinden gelen ruhu yansıtan yeni renkler eklendi. XSR 700 ve 900 yeni renkleriyle sergileniyor bu sene. Bir de bizim tabii ki 3CT'miz var. Scooter segmentine yeni prototip olarak sergiliyoruz aslında. 2020'de satışı yapılacak. Çok yeni bir model. Tricity'de gördüğümüz şehir içi kullanım için yapılmış olan 3 tekerlekli scooter modelimiz. Tricity'nin Tricity'den farkı 300 cc olması ve diğer motosikletlerde olmayan özelliğinin olması. 5 kilometrenin altında amortisörler kendini otomatik kilitliyor. Giderken ayaklarınızı yere koyma durumu olmadan motosikletinizi dengede tutabiliyorsunuz. Ayrıca öndeki iki tekerlek açıklığı 46 santimden fazla olduğu için B sınıfı ehliyetle de kullanım imkanı sunuyor. Motosiklet ehliyeti gerektirmeksizin? Aynen, motosiklet ehliyeti gerektirmeksizin B sınıfı ehliyetle. Yani bunlar şu anki öngörülerimiz, şu an gelen prototip. İleride belki teknik özelliklerde üretim sebepli değişiklikler olabilir. Euro 5 geliyor biliyorsunuz 2020'de. Ama şu anki hali bu motosikletin. Diğer tarafta zaten X-Max grubumuz var. Kendini ispatlamış, rüştünü ispatlamış. T-Max'in bütün premium özelliklerini barındıran motosikletimiz ön satışla bu sene aramıza katıldı. ÖTV indirimiyle beraber de zaten stokları şimdiden tamamladı. Büyük bir başarıya imza attı.
Süper. Peki bu sene için özellikle hitap ettiğiniz spesifik bir kitle var mı? Varsa kimlerdir? Hangi yaş grubu ya da kimlere hitap ediyorsunuz? Bu sene aslında bizim hedefimizde ya sattığımız ürünlerden ziyade sunduğumuz hizmetler özelinde biraz daha gençlere yönelmek istiyoruz. Bugün siz de katıldığınız Kenan Sofuoğlu bizim yeni nesil yarış yetiştirme programımızdan bahsetti. 13-16 yaş arasındaki gençlerin pist eğitimi almalarına ön ayak olup onları profesyonel yarışlara katılma imkanı sunmaya çalışıyoruz. Ürün bazında zaten bir değişikliğimiz, bir küçülmemiz, bir daralmamız ya da sadece belli bir segment ortaya çıkartma gibi bir çalışmamız olmadı. 6-7 yaşa hitap eden PV50'den FCR 1300'e kadar tüm yaştaki, her yaştaki insana hitap eden modellerimiz hala satış devam ediyor. Süper. Son olarak da fiyatların artması hepimizi üzüyor tabii ki. Peki sizin bu konudaki politikanız neler? Bu konuda nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz yıllarda gelen vergiler, ilave gümrük vergisi biliyorsunuz ki 2017'nin sonunda hayatımıza katıldı ve bu bizi bayağı etkiledi. Onun dışında Ağustos ayında %35'lik kur artışlarının olması, fiyatları sektörü, ya sadece bizi değil bütün motosiklet ya da otomotiv, bütün tüketim sektörünü etkilemiş durumda şu anda. Bizim buradaki hedefimiz aslında kampanyalara yönelmek değil, tüketicinin yanında olup fiyatları minimumda tutmak. Tüketicinin kur farkından minimum seviyede etkilenmesini sağlamak. Çünkü vergilere bir şey yapamıyoruz. Tek etki edebildiğimiz nokta kur, aradaki farklar, maliyetler. Biz bunları minimuma indirmeye çalışıyoruz. Yani fiyatları işte yukarıya çekelim, sonra işte şurada kampanya yapar, aşağıdan satarız gibi bir fiyat politikamız asla yok. Her zaman tüketicinin yanında olabilmek için en minimumda tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz canıma. Yamaha standında durumlar bu şekilde. Ve şimdi Mondial standındayız. Yanımızda Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bey var. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Bu sene yeni modelleriniz nelerdir? Onlar hakkında kısaca bir bilgi alalım sizden. Bu sene 16 adet yeni modelimiz var. Hemen hemen tüm ürünlerimizi yeniledik, değiştirdik ve yeni ürünler ekledik diyebilirim. Euro 3, Euro 4 geçişi nedeniyle bunu fırsat bilerek 50 cc ağırlıklı, 50 cc'den 400 cc'ye kadar değişen silindir hacimlerinde 16 farklı yeni modelimiz var. Süper. Bu arada logonuzun değiştiği dikkatimi çekti. Bu nedir, nasıl bir anlamı var? Ondan kısaca bahsedebilir misiniz? Logomuzun değişikliği aslında tamamen şirket olarak bir değişimin içerisine girdiğimizin göstergesi şu anda. Zaten ürün gamımızdaki değişiklik de bunu destekliyor. Mondial olarak 2005'ten beri sektörün içerisindeyiz ama eski Mondial, yeni Mondial artık çok farklı bir Mondial'le karşılaşacak insanlar. Logo değişimi tamamen hani bu değişimin bir göstergesi olarak biz özellikle bu fuarda ön plana çıkarmak istedik. Anladım, çok güzel. Son olarak da bu motosikletlerin fiyatının artması hani sizi nasıl etkiledi ve bununla ilgili nasıl bir plan yaptınız, nasıl bir politika izleyeceksiniz onu sormak istiyorum. Motosiklet fiyatlarının artması tabii ki bizi de etkiledi. Satışların düşmesine direkt olarak sebep olan bir etken. Fakat bu artış tam da sezon sonuna, sezonun bittiği döneme denk geldiği için aslında çok fazla da etkisini hissetmedi hiç kimse. Hiçbir firma hissetmedi. İşte 2019 yılında göreceğiz. Özellikle ÖTV indirimi 2-3 ay için çok yerinde bir karar oldu. Fakat 3 ayın sonunda bitmesi olumsuz bir durum. Yani her bütçeye uygun ürün piyasaya sunarak her bütçeye hitap etmeye çalışıyoruz. Minimum karlılıkla, mecburen. Çünkü bir geçiş dönemindeyiz şu anda. Yani tabii ki olumsuz bir durum. Zaten uygun fiyatlı tercihler sunan bir marka Mondial genel olarak. Sunmaya çalışıyoruz. Hani 16 tane yeni motosiklet de herhalde herkese yönelik bir motosiklet seçimi sunacaktır. Evet, yani yeni modellerimizin hepsi Euro 4 olduğu için uygun fiyatlı diyemem. Bulunduğu segmentte evet, uygun da var, uygun olmayan da var. Yani 6.000 liradan başlayıp 11.000'e kadar çıkıyor, 12.000'e kadar çıkıyor fiyatlar. Farklı farklı modeller. Yani bakalım, göreceğiz. Olumsuz bir durum var, evet.
Fakat biz hazırlıklıyız. Biz bir değişimin içerisindeyiz. Heyecanlıyız. İnşallah yeni sezonu heyecanlı bekliyoruz. Evet. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Mondial yenilen yüzüyle gördüğünüz gibi yeni seneye hazır. Hürses gazetesi olarak motosiklet fuarını gezdik. Fuar her sene olduğu gibi bu sene de çok kalabalıktı. Fakat fiyatların artmış olması birazcık neşesini kaçırmış. Sonraki görüşmemize kadar güvenli sürüşler dilerim.